Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan statistik elementlarni ko'ramiz. O'sha ta'limda berilganda ta'limning xarakteristikalarini hisoblashni ko'ramiz. Demak, leksiyada o'tdinglar statistikalarni. Ancha o'tib ketdinglar, bir sizlar leksiyada ancha oldinda yuribsizlar. Demak, har doimgidek demak doskadan foydalanamiz. Doskani testib o'tirishimizga to'g'ri keladi. Agar yozib olishga ulgurmasanglar, men video zapisni tashlaganimda o'shani pauza qilib, bemalol yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Tak, mikrofonlar o'chiriladi, shuni bilmaslik kerak. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol mikrofonni yoqib, savol berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Tanlamalardagi xarakteristikalarni hisoblash. Demek. Top. Leksiyada ko'rgansizlar formullar verilgan. Men hozir o'sha ishlatadigan, bugun ishlatadigan formullarni bir nechtasini eslatib namuna beraman-da, anondan keyin misol ko'ramiz. Demek. Tanlanma berilgan bo'lsa, o'sha tanlanmaning elementlari bor. İşte elementleri den tüyüken variantlar, elementler variantlar işte kator hasılguladı. Statistik kator, varyasyon kator, diyen düşünceler var. Misal orkalı olan düşünceler mi? Hazır biz ana şu tanlanmadaki variantlarının bazı karakteristiklerini topuş formüllerini ben kilitiremem. Birincisi bu, tanlanmadagi qatnashayotgan elementlarning qiymatlarining o'rtacha arifmetigi yoki buni biz tanlanma o'rtacha qiymat deb ataymiz. Agar bu statistik qator ko'rinishda berilgan bo'lsa, bundan ungacha ya'ni kattalar bilan berilgan bo'lsa, statistik qator ko'rinishda, u holda anomaliya qator ko'rinishda topiladi. Yoki agar prosta variatsion qator sifatida berilgan bo'lsa, u holda anomaliya qator topiladi. Ya'ni barcha elementlarni, o'sha barcha tanlanmada qatnashayotgan elementlarni qo'shib ularni qoniga bo'lamiz. Keyingisi tanlanma dispersiya. Tanlanma dispersiya bir taxminan bu tanlanma dispersiya. Keyin o'rtacha ko'rinar cheklanishi tanlanma ya'ni o'sha tanlanma dispersiyadan olingan kvadrat bo'ladi. Keyin tuzatilgan tanlanma dispersiya degan tushuncha bor. Tuzatilgan tanlanma dispersiya bu tuzatilgan tanlanma dispersiya deyiladi. Bunga mos ravishda tuzatilgan o'rtacha kvadrat cheklanishi ham bor. Ya'ni dispersiyadan olingan kvadrat o'rtacha kvadrat cheklanishi beradimi? Demak, tuzatilgan tanlanma dispersiyasini olingan kvadrat bo'lib, tuzatilgan o'rtacha kvadrat cheklanishi beradi. Tak, keyin tanlanmaning qulochi degan tushuncha bor. Tanlanmaning qulochi bu R bilan belgilaymiz. Ya'ni o'sha tanlanmamiz qancha anaqada
Şu kança aralıkta joylaşkan tanlanmanın elementleri. Mana şu narsa, mana şu aralık bu tanlanma kılıyor. Bir gün variyasyon faktörünün işte variyasyon faktörünün modası degen düşünce var. Bu modası en çok işte tanlanmada en çok en çok uçurayılgen varyanta. En işte ben bu statistik faktör fasulyelerimizden ki bu yüzde çastatılar var. İşte çastatası en katta bugün varyanta diye düşünseyle buladı. Şimdi o tanlanmanın birleşiye kadar bitta bo'lishi mumkin yoki ikkita, uchta bo'lishi ham mumkin. O'sha chastotalar bir-biriga teng bo'lsa, eng katta chastota bir-biriga teng, ikkita chastota bir-biriga teng bo'lsa, ikkita uchta variantda o'sha eng katta modasi bo'ladi. Keyin medianasi degan tushuncha bor. Mediana median deganimiz mediana bu variatsion qatorning o'rtasiga mos keluvchi element hisoblanadi, variant hisoblanadi. Endi bu yerda o'sha variatsion qatorning hajmiga bog'liq, o'sha variatsion qatorda misol uchun variatsion qatorda tuzilgan variantlar soni to'q bo'lishi mumkin, juz bo'lishi mumkin. To'q bo'lsa tushunarli, o'rtasini olish mumkin. Lekin juzlik bo'lsa o'rtasi deganda qayer tushuniladi? Mana shu narsani aniqlash uchun o'sha medianani topishda o'sha hajmining juz to'qligiga e'tibor beriladi. Agar hajmi o'sha variatsion tanlanmaning hajmi juz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2n bo'ladigan bo'lsa, u holda medianasi 2n xn bo'ladi. Agar to'q bo'ladigan bo'lsa, agar to'q bo'ladigan bo'lsa, u holda medianasi xn bo'ladi. Mana shunday to'q bo'ladi, demak mediana. Xo'p, endi misolga o'tamiz. Demak bu formulalar, bugun ishlatadigan formulalarimiz mana shular. Misol esa quyidagicha. Masalaga e'tibor beringlar. Xo'p, matematika fanidan 10 ta talaba test sinovi topshiryapti. O'sha oraliq nazorat deylik, anaqada modulda oraliq nazorat topshiryapti deylik. Tak, har bir talaba 5 ballgacha olishi mumkin. O'sha oraliq nazoratni yetganda agar 100% yetsa 5 ball olishi mumkin. Eng maksimali 5 ball olishi mumkin. Lekin misol uchun 0 ball ham olishi mumkin u yerda. 0 ball ham olishi mumkin. Faqat bitta sharti borki, men sizlarni topshirgan anaqalarda oraliq nazoratingizda misol uchun 2.75, 4.25 degan qiymatlar ham bor. Lekin hozir bizning masalamizda unaqa emas. Faqat butun sonlar olish kerak. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ballarni olish mumkin deb faraz qilamiz. O'sha 10 ta talabaning natijasi berilgan bizga. O'sha olgan ballari bor. Bu ballar quyidagi. Demak, masalan, bu ballar quyidagi. Demak, birinchisi 5 ball, ikkinchisi 3 ball, uchinchisi 0 ball. Modulga kira olmagan bo'lishi mumkin internet bo'lmasdan. Keyin 1 ball, 4 ball, 2, 5, 4, 1, 5. O'nta bo'ldimi? 3, 4, 10. Demak, talabalar mana shunaqangi ballarni olishgan. Mana shunaqangi ballarni olishgan. Endi birinchi qiladigan ishimiz, eng birinchi qiladigan ishimiz biz mana shu tanlanmani elementlarini o'sish tartibida yozib olishimiz kerak. O'sish tartibida yozib olsak, bu bo'ladi mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. Mana shu. Mana shu berilgan tanlanma, mana bu tanlanma. Bu ana shu tanlanmaning elementlarining
o'z tartibida o'z aslida mana tanlamaning elementlarining har biri variantlar deyiladi. Mana shu variantlarning o'z tartibida yozib olsak, bu tanlamaning variatsion qatori bo'ladi. Variatsion qatori. Variatsion qatori bo'ladi. Mana shu narsa variatsion qatori. Nom berilgan tanlamaning variatsion qatori. Endi mana shu yerda, mana shu variatsion qatorida variatsion qator bo'lishi uchun mana 0 bor, keyin 1, 1 nechta, 1 2ta, 2 bitta, 3 3 bitta, 4 2ta, 5 3'te. Hani mana şunday ko'rinishi bu variantlar qator. Ya'ni hamma variantlarni yozib chiqdik, faqat o'z tartibi bo'ladi. Bir emas, 3 bo'ladi. 3. Mana. Demak, 0 bitta 1 2 marta qatnashyapti, 2 1 marta qatnashyapti, 3 1 marta qatnashyapti, 4 2 marta qatnashyapti, 5 3 marta qatnashyapti. Demak, jami 10ta. Mana shu variatsion qator bo'ladi. Endi ana shu variatsion qator yordamida biz statistik qator hosil qilamiz. Ana endi har bitta variantdan bittadan yozib chiqaman. 0 1 2 3 4 5. Ana bittadan yozib chiqdim. Bu x i deyiladi bular. Hammasi bu variantlar. Endi mana shularning har biri tanlamamizda nechtadan qatnashyapti? Misol uchun 0 nechta? 1 ta. 1 2 ta, 2 1 ta, 3 1 ta, 4 2 ta, 5 3 ta. Mana. Mana shu bu NI'lar, ya'ni chastotalar. NI'lar bu chastotalar. Aynan mana shunday ko'rinishda yozilishi buni ma'lumot qilib ko'rsagan bo'ladi. Aynan mana shunday ko'rinishda yozilishi bu tanlamaning statistik qatori deyiladi. Statistik qatori deyiladi mana shu. Mana shu ko'rinishda yozilishi. Endi biz asosan mana shu statistik qatordan aynan statistik qator o'sha har bitta variantaning chastotalari bilan berilgan aynan mana shu tanlamada qancha mana shu variantda qanchalik ishtirok etayotganligini bildiradi. Ya'ni o'sha variantani bitta elementi 1 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 nech marta qatnashyapti, mana shu narsani bildiradi. Ana endi topamiz, demak x o'rtacha mana ma'lum topamiz. Bunga e'tibor berasizlar. Endi agar variatsion qator ko'rinishida ma'lum bo'yicha topmoqchi bo'lsak, ma'lumdan foydalanamiz. Agar ma'lum statistik qator ko'rinishidan foydalanmoqchi bo'lsak, keyingisidan foydalanamiz. Bu yerda mana NI degan chastotasi berildi. Demak, farqi yo'q qaysidan foydalanishimizni hammasidan natijamiz bir xil bo'laveradi. Keling, mana shu oxirgisidan foydalanamiz. Ya'ni chastotasi bilan berilgan. Demak, bittasi birinchidan n nimaga teng? N. N bu tanlamaning hajmi. Ya'ni o'sha tanlamada nechta element qatnashyapti? Nechta variant qatnashyapti? Mana shuning soni n tanlamaning hajmi. Demak, bu yerda 10 ta, chunki 10 talabalarimiz soni 10 ta edi. Demak, n 10 ga teng birinchi marta. N 10 ga teng. Endi qo'yamiz nariyoqqa. 1 taqsim demak 10. Demak, birinchi element 0 ko'paytirilgan 1 plus 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 plus 2 ko'paytirilgan 1 plus 3 ko'paytirilgan 1 plus 4 ko'paytirilgan 2 plus 5 ko'paytirilgan 2. Mana shu tanlanma o'rtacha qiymat bo'ladi. Demak, hisobga chiqqan ham 0 2 2 4
hamur bilan 7 8 15 15 30. 30 ni 10 ga bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Mana shu 3 tanlanma o'rtacha qiymat. Tanlanma o'rtacha qiymat 3 ga teng ekan. Ana endi tanlanma dispersiyasini topamiz. DT teng bo'ladi. Demak, 1/10 mana 1/n turibdi mana bu yerda. I mana bularning ko'paytmasi. Demak, xi demak birinchisi 0 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 1. Plus 1 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2. Plus 2 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 1. Plus 3 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 1. Plus 4 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2. Plus 5 minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Mana shu tanlanma dispersiya bo'ladi. Qarayman, nima bu? Demak, 0 bu x1, ya'ni mana mana bu. Mana mana bunga e'tibor bering, bu formulaga xi minus x o'rtacha. Ya'ni xi degani bu x1, x2, x3 hammasini bittadan yozib tushamiz. Demak, x1 minus x o'rtacha ning kvadrati ko'paytirilgan n1. N1 mana mana. Endi x2 minus x o'rtachaning kvadrati x2 mana. Ko'paytirilgan n2 mana. Keyin x3 minus x o'rtachaning kvadrati ko'paytirilgan n3 mana. X4 minus x o'rtachasi ning kvadrati ko'paytirilgan n4. Mana mana bu x4, mana bu n4. Bu holda mana shunday qilib ketilgan. Endi 1/10 ko'paytirilgan. Demak, minus 3 ning kvadrati 9, 1 ga ko'paytirsam 9 ning o'zi plus. Buni ayirsam minus 2 ning kvadrati 4, 4 ning 2 ga ko'paytirsam 8 plus. Buni ayirsam minus 1 ning kvadrati 1, 1 ga ko'paytirsam 1 ning o'zi plus. Mana bu 0, mana yozib qo'yaman. Chunki mana 0 ning 0 bo'lib ketadi. Bu yerda demak 1 ning kvadrati 1, 2 ga ko'paytirsam 2 plus. Keyingisi mana bu 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3, demak 2 ning kvadrati 4 ko'paytirilgan 3 bu 12. Demak mana bu bo'ladi 17, 18, 20, 32 bo'lar ekan. 32 60. Ya'ni bu 3/12. Mana shu, mana shu tanlanma dispersiyasi. Mana shu tanlanma dispersiya. Tak. Ana endi o'rtacha kvadrat chetlanishi tanlanmaniki sigma teng bo'ladi ildiz tagida 3/12. Buni ham topib qo'yish mumkin. Ildiz chiqarib qo'yaylik. Xo'p, ana endi qolgan manbalarni topamiz. Tak, men qayerni o'chiraman? Formulalarni o'chirib yuboraman. Formulalarni. Sizlar demak, yozolmaganinglarni nimadan yozib olasizlar? Videodan. Men buni o'chiraman. Xo'p, ana endi tak. Tuzatilgan tanlanma dispersiyasi, ya'ni x kvadratni topamiz. X kvadrat teng n taqsim n minus 1 edi. N nimaga teng edi bizda? N 10 ga. 10 ga teng, mana n 10 ga teng. Demak, n taqsim n minus 1, n minus 1 9 bo'ladi. Demak 10 taqsim 9 ko'paytirilgan tanlanma dispersiya. Mana tanlanma dispersiya. 3/2. 3/2. Teng bo'ladi bu. Ko'paytirsak demak 32 taqsim 9 bo'ladi. Buni nechaga teng bo'ladi?
Şu bütün toplumdan bir şey mi lan? Saval buldu mu? Yok, saval yok. Demek, siz atılgen tavlanma destekliyorsanız, üç bütün %50 aldığı tim buladı. Bu da şuna bir çıkartın şey, demek, siz atılgen onu tepek kılardır. Çiftten bir çıkartın bunlar. Yani, çıkartın için, siz atılgen, demek bu, böyle bütün çıkartın. Tak, hani indi. Tak, tanlama kulaçın kapanmış. Eğer top x n minus x 1. X n ne çıkartın? X n. Xn bu tanlanmanın deylik varyasyon katordagi en oxirgi element. Beş mi? Beş. Beş bular. Tanlanmadagi en katta element. Minus tanlanmanın en kichkina elementi. Nol. Nol. Doğru. Nol. Yani beş. Yani bana şu tanlanmamızın kulaçı 5 katın. Degani ana şu 5 aralıkta yotibdi tanlanmanın elementleri degani. Tak, keyingisi modası. Modası nima edi? Boya men aytib o'tdim. Boya men hatto formulalarni yozguncha aytib o'tdim modası nima ekanini. Tanlanmada en köp iştirak etken element. Ya ki statistik katar bu içi oladigen bu sayıla çastatası en katta bulan element. 5 buladı şimdi. 5 buladı. Doğru. Bana 3 merta katlaşı yaptı 5. Doğru mu? Yapayım bana. 3 merta katlaşı yaptı 5. Uşan için modası uşan. En köp katlaşı yokken bu modanın modası buladı. Bu 5 dedim. Doğru. Hop. Medianası. Medianası ne megeting? Evet. Tanlanmanın hacmi cüft mü top mu? Cüft. Cüft. Cüft bugün de kendini topardık. Just bugün de kendini topardı. Hazır formülasını yazdım ben işte. Karayla. Xm plus xm plus 1 taksim 2 formüladan faydalanan. Doğru. M, T, X, P, M. Just bulsa bana şunu da bulur. Bana şunu da bulsa. Demek hazır bana size ettik. Xm plus 1 taksim 2 bulur. Tak, Xm nime getir? Beşge teyin. Ne geldi? Beşge. Beş. X'in. Ne teyin ya? M. En küçük nasıl mı? M. M beşge teyin. Doğru mu? Tanrı'nın adı takımı 10 ku. Mana bu 10 geting. Demek en 5 geting buladı. Bu diğeri mantığın sanagarımızda 5. element diğer. 1, 2, 3, 5. Ne çeyken? 3. 3. En 3 geting iken. Pilus. En pilus x, en pilus 1. Bundan keyin bir element. 4. 4. Taksım 2. 2 ya. Şunadır mı bana? Medianası
xn plus xn plus bir taksim 2. Şimdi xn ise bu x5 diyen. X5. Yani bana şu varyasyon katordaki 5. element diyen bu. 5. elementini sanayınız. 1, 2, 3, 4, 5. 3 katın. Yani n plus xn plus 1 ise 6. element diyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Demek 3 bilen 4 diyen. 3 bilen 4'nin yığındısı taksın 2. Bu teng ekan 3 yarimda. Bu median aytmoqchi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Mana bitta tanlanma, mana tanlanma berilgan edi, ana shu tanlanmaning mana barcha xarakteristikalarini topdik. Bitta tanlanma uchun mana shunday bo'ladi. Savol bormi? Yok, savallı yok. Nega yok? Çınarlı. Tak, saval bu masa. Tak. Uzayla işlerşiyle üçün bitti masala veremem. Bunu uyda bemalol o'tirib daftarda ishlaysizlar, natijalarini rasmga tushirib Telegram gruppaga tashlaysizlar. Quyidagicha. Demak, ZI ZI ko'rinadimi, ko'rinmadimi? Demak, 1 2 5 8 9 bo'ladi. ZI 3 4 6 mana shu bu tanlamaning statistik qatori. Mana mamlakatning qatori berildi sizlarga, mana. Mana shunaqangi qator berildi mana. Sizlar mana shu oldin biz topgan narsalarni topasizlar. Tushunarlimi? Tushunarli, endi bu yerda men z n bilan belgiladim. Aslida men bu x n i degandim men bular. X n i. Bunda mana shu narsalarni topib Telegramga rasmga tushirib tashlaysizlar. Har kim o'zining familiyasini o'sha ishlagandan keyin familiyalarini yozasizlar deb rasmga tushirib o'sha yerga tashlaysizlar. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Tak. Qanaqa savollar bor menga? Mavzudan tashqari savollar bor. Xo'sh. Qanaqa bizga yana qayta topshirish qachon boshlanadi? 1-oralik nazarat? Oralikmi? Ha. Nega topshirmoqmidiz? Ha, ketgan bo'lsa. Kiravmay qolganmiz-da. Buni maslahatlashamiz biz Dilfuza Bahromova bilan. O'sha kuni aytilsa e'lon qilamiz. Bir ikki kun avval e'lon qilib, o'sha gruppaga e'lon qilib, keyin ochiladi. Xo'p. Keyin biz bu yil nechta topshiramiz? Loyiha ishi bu yil ikkitami, bittami? Ikkita turibdimi modulda? Modulda bormi? Men ikkita turibdi, ikkita. Ha, ikkinchisiga ham turibdi, ochilgan. Ha, ana shu ikkalasini topdik. Uni qaysi kitobdan ishlaymiz ikkinchi yilxini? Shu kitobdanmi? Yo'q, o'sha yerda ilxini o'zi berilgan sizlarga. Kitob qidirish shart emas. Ha. Shunda o'sha yerda emas, biz kerak, to'g'rimi? Ochsalar o'sha ilxi ochiladi o'zi. Так, yana qanaqa savol? Hozircha shular. Так, boshqa savollar bo'lmasa, xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'lasizlar, keyingi darslarda ko'rishguncha. Rahmat. Hayır.